Açık ve Net'ten herkese iyi akşamlar. Bu akşam kritik, önemli bir konuğumuz var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, ben böyle seçimler yaklaştı zaten çok az bir zaman kaldı. Dolayısıyla lafın ortasından başlamak istiyorum. Şimdi bu yeni sistemde 24 Haziran'da iki tane aynı anda seçime gidecek Türkiye. Hem parlamento seçimleri hem cumhurbaşkanlığı seçimleri. Siz tabii cumhurbaşkanlığı tarafıyla ilgileniyorsunuz ama parlamentoda da eğer Cumhur İttifakı çoğunluğu yakalayamazsa bu bir krize neden olabilir yorumları yapılıyor. Siz de böyle görüyor musunuz ve öyle bir tabloda Türkiye yeniden seçime gider mi? Cumhurbaşkanının bu konudaki fikri, görüşü nedir? Şimdi sorunuzun iki kısmı var. Birinci kısmını cevaplayayım. Bir kere bizde böyle bir endişe yok. Şu ana kadarki gerek kampanyanın seyri, duygusu, meydanların coşkusu, sokakların heyecanı, bu bir kere seçimin ilk turda tamamlanacağını işaret ediyor. Çok güçlü bir şekilde parlamentoda da hem AK Parti'nin hem de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu rahat bir şekilde alacağını gösteriyor. Bu böyle politik olarak söylemek istediğiniz bir şey mi, söylemek zorunda hissettiğiniz, yoksa somut olarak anket sonuçları da böyle gösteriyor? Sadece anket de değil. Bakın biz bugün itibariyle 10. günündeyiz galiba kampanyanın, yani Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyanın. Biz şu ana kadar 10 ya da 11 ile gittik. Erzurum'la başladık, Balıkesir, Isparta, Manisa, Tekirdağ, Malatya, Adıyaman, en sonunda dün Diyarbakır'daydık. Şimdi ben oradaki sahayı görüyorum, gözlemlerimi aktararak söylemek istiyorum bunu. Hakikaten çok büyük bir heyecan var, büyük bir coşku var. Bir kere bu Türkiye'deki seçmenin demokrasiye olan inancı açısından çok güzel bir şey. İnsanlar siyasete inanıyorlar. İnsanlar sorunlarının siyaset yoluyla çözüleceğine inandıkları için de siyasetçi geldiğinde, hele ki Tayyip Erdoğan gibi bir lider geldiğinde buna ilgisiz kalamıyorlar. Sokaklara çıkıyorlar, meydanlara çıkıyorlar. Bir kere o heyecan çok güçlü. Onu net bir şekilde görüyoruz. Bunu teyit eden anketler de var elimizde. Tam rakam açıklamayı şu aşamada doğru bulmuyorum. Çünkü tabii ki yani 1 artı 1 artı 2 eksi 1 eksi 2 neyse bu şeyler, rakamlar değişebilir. Çünkü seçim kampanyası devam ediyor. Ama birinci turda bir sıkıntı olmadan inşallah Cumhurbaşkanımızın seçileceğini biz görebiliyoruz. Sorunuzun ikinci kısmına gelince. Diyelim ki kötü senaryo sizin açınızdan gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi alsa bile parlamentodaki çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olmadı. O durumda ne olacak? Böyle bir ihtimal şu anda görülmüyor. Olmayan bir şey üzerinden de spekülasyon yapmak istemem. Ama farz-ı mahal böyle bir tabloyla karşılaştığımızı varsayalım. O günün şartlarında buna tekrar bakılır. Şimdi yeni sistemin zaten getirdiği en önemli avantajlardan birisi Cumhurbaşkanlığı makamıyla parlamentonun uyum içinde çalışmasını sağlayacak bir yapı getirmesi. Yani Başbakanlık, parlamento ve cumhurbaşkanlığı yapısında bunların kilitlenmesi her zaman mümkün. Geçmişte de oldu. Bu sistemde de bu ihtimal tamamen ortadan kalkıyor diyebilir miyiz? Çok gerçekçi bir cevap olmaz. Parlamentoda çoğunluğu olmayan bir cumhurbaşkanı elbette cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde, hükümet kararlarında, başka politikalarda zorlanabilir. Ama yeni sistemin getirdiği en büyük fark ya da yenilik neydi hatırlayın? Parlamento yasa yapıcı olarak, yasaların yapıldığı ana makam olarak konumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Parlamentonun bir ikinci görevi var. O da yürütmeyi denetlemek. Evet. Yani, tam da oraya geleceğim. Kanunlar çünkü çerçevesinde. Bu sistem ilk anlatılırken 16 Nisan referandumunda oy istenirken tam da bu söyleniyordu. Bakın işte parlamento denetleyebilecek. Dolayısıyla bir check and balance, denge denetleme olabilecek. Hı hı. Tamam, tam da böyle bir durum olur işte o zaman. Ama buna rağmen yeni bir seçime gidilirse bu yeni getirilen sistemin de aslında bir sistem krizi getirdiği anlamına gelmez. Dediğim gibi o 24 Haziran akşamı ortaya çıkacak neticeyi görmemizde fayda var. Şimdiden bir ön yargıda bulunup, bir ön değide bulunup işte şöyle olursa erken seçime gidilir gibi bir şeye girmek çok doğru olmaz. Çok spekülatif, çok hipotetik bir şey olur. Ama sistemin işleyişi açısından parlamento ile cumhurbaşkanlığı makamının uyum içinde çalışması Türkiye'de siyasi istikrar açısından önemlidir. Yeni sistemin getirdiği en büyük avantajlardan bir tanesi de bu. Ama bizim gördüğümüz, gene sahadan izlenimlerden hareketle söylüyorum, aynı zamanda anketlere de baktığımızda Cumhur İttifakı'nın tek başına parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek bir noktada olduğunu gösteriyor. Bıçak sırtı mı, rahat mı? Rahat. Rahat söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan o çok konuşulan Bloomberg röportajında böyle bir tablo karşısında ABC planlarımız var dedi. Bu ABC planı nedir? Seçim mi, başka A'sı, B'si, C'si nedir? Bunlar tabii
bütün ihtimaller her zaman masa üstündedir ve değerlendirilir. Dediğim gibi bunlar hani bil kuvveden bil fiile çıkmadan şu anda bir şey söylemek erken olur. Çünkü açıkçası seçmenin ve genel kamuoyunun dikkatini dağıtmak da çok bana doğru gelmiyor. Yani şu anda hepimiz seçime odaklandık. Adaylar özgürce kampanyalarını yapıyorlar, vaatlerde bulunuyorlar. Kendilerini tanıtıyorlar, halka anlatmaya çalışıyorlar. Bence şu anda buna yoğunlaşmakta fayda var. Ha, motive edici bir unsur olarak, diyelim ki Cumhurbaşkanımız ki meydanlarda bunu söylüyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a, parlamento seçiminde AK Parti'ye oylarınızı verin. Niye? Güçlü hükümet, güçlü yürütme Türkiye'nin yararınadır. Güçlü parlamento da Türkiye'nin yararınadır. Bunların uyum içinde çalışması da Türkiye'yi daha da büyütür. Zaten şimdi 16 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Yürüyen onlarca büyük proje var. Yani ekonomiden, altyapıya, dış politikadan, savunma sanayine, göç meselesinden, terörle mücadeleye kadar bir sürü konu var. Şimdi bunların hakikaten ehil ellerde ve ülkenin menfaatine olacak şekilde devam ettirilmesi büyük önem arz ediyor. Yeni sistem bunu daha işler hale getirecek. Zaten geçen sene biz referandumda bunu uzun uzun konuştuk, tartıştık. Yeni sistemin artılarını, eksilerini hepsini değerlendirdik ve halka gittik. Ve milletimiz de bu sisteme onay verdi ve buna binaen biz şu anda bu seçimleri yapıyoruz. Şimdi seçimlerin son bir hafta 10 gününde Cumhurbaşkanımız bu yeni sistemle ilgili biraz daha ipuçları verecek. Biraz ben de şimdi sorularla yani açacağım aslında. O sistem tam nasıl şekillenecek? Çok şey konuşuldu bununla ilgili. Farklı görüşler ileri sürüldü. Ama bunları derli toplu bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Yeni sistemin yapısı nasıl olacak? İşte soruluyor. Bakanlıkların sayısı azalacak. İşte bürokrasi nasıl azalacak sorusu. Hani biz azalacak diyoruz ama o bürokratik kademeleri, oligarşiye dönüşen o ilişkileri biz nasıl minimize edeceğiz ve daha işler hale getireceğiz? Bununla ilgili açıklamaları olacak. O yüzden ben şimdi buradan açıklama yapmak istemem. Tamam, sen Cumhurbaşkanımız, onlara dair yine de birazdan birkaç sorum yapacak. Olacak belki. Orada tablo biraz daha netleşecek. Yani vatandaşlarımız da görecek. Yani zihninde herhangi bir tereddütü olan varsa o yeni sistemi gördüğü zaman bunun hakikaten ekonomiden güvenliğe, dış politikadan altyapıya kadar farklı alanlarda Türkiye'yi nasıl daha ileriye taşıyacağına dair ipuçlarını orada görecek. Bu meclis, parlamentoda ayrı, Cumhurbaşkanlığına ayrı oy meselesini aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz tepki göstererek bir açıklama yapmıştı. Demişti ki oyumu Cumhurbaşkanı'na veririm ama AK Parti'ye vermem söylemini üretenler aslında münafıklar çetesidir. Kim bu münafıklar çetesi? Yani oyunu Cumhurbaşkanı'na vereceklerine göre bir yanıyla sizin içinizden biri mi tırnak içinde? Şöyle söyleyeyim, bu erken seçim ilan edildikten sonra ve ilk bizim 6 Mayıs'ta manifesto, Cumhurbaşkanımızın manifestosunu açıkladığımız o tarih arasında, bir hafta 10 gün arasında böyle bir algı yaratılmaya çalışıldı. Yani seçmen, evet, Tayyip Erdoğan'a oy verecek ama AK Parti'yi cezalandıracak. Kim parlamentoda çalıştı bu algıyı? Valla spesifik olarak yani şu isim, şu kesim demek zor. Bazen bu algı böyle anonim bir şekilde ortaya çıkabiliyor ama birileri tabii bunu seçim ortamında kullanabiliyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği ona bir tepkiydi, tavra bir tepkiydi. Yani bu bir tür münafıklık olur. Yani şahıstan ya da belli bir kesimden ziyade bu tavır münafıkça bir tavır olur. Neyi kastediyor? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren bir AK Partili normalde gidip aynı zamanda AK Parti'ye oy verir. AK Partili olmayıp Tayyip Erdoğan'a oy verecek bir kitle de var elbette Türkiye'de. Kendini AK Partili olarak görmeyebilir ama Cumhurbaşkanlığı söz konusu olduğunda Tayyip Erdoğan'a oy verebilir. Bu da mümkün. Burada yeni bir şey de yok aslında. Bakın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde de oy oranı kamuoyu nezdinde AK Parti'nin hep 3, 5, bazen 7, 8 puan önünde oldu. Burada yeni bir şey yok. Buradan ilk defa böyle bir algı çıkartılmaya çalışıldı. Daha önce de bu tür şeyler söylendi. İşte 7 Haziran'da, 1 Kasım'da benzer şeyler denendi. Bazıları belki amacına ulaştı. Burada da sanki böyle bir algı yaratılmak istedim. Onu dağıtmak için Cumhurbaşkanımız böyle bir çıkış yaptı. Şu anda da zaten kendisinin de çağrısı ve rasyonel olan da Tayyip Erdoğan'a oy veren aynı zamanda ya Cumhur İttifakı'na ya da doğrudan AK Parti'ye oy vermesi ki bu yeni sistem dediğim gibi hem hükümeti hem yasamayı, meclisi güçlü bir şekilde iş başına getirir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı danışmanları üzerinden böyle Beştepe'de yeni bir bürokratik düzen kuruldu şeklinde efsaneler, söylemler var. Bu söylemler efsane mi yoksa hakikaten Beştepe'de böyle bir ayrı bir düzen oluştu mu? Yok, bakın şimdi Cumhurbaşkanımızın çalışma tarzını bilmeyenler dışarıdan bu tür senaryolar yazıyorlar. Bir kere Cumhurbaşkanımızın çalıştığı ekipler, bunlar danışmanlar olur, bunlar kurum başkanları olur, bunlar bakanlar olur. Her biri kendi alanlarıyla ilgili çalışmalarını getirir ve arz ederler. Bunlar genellikle kolektif çalışmalardır.
Yani ekipler çalışırlar. Diyelim ki taşeron işçilerin kadroya alınması meselesi. Diyelim ki emeklilere ikramiye verilmesi. Diyelim ki Suriyelilerle ilgili. Neyse konu yani mesele. Ekonomi politikaları olur, dış politikayla ilgili olur. Buna herkes katkı verir. Yani bunun sahibi bellidir. Bu nedir? Çalışma Bakanlığı'dır, Dışişleri Bakanlığı'dır, İçişleri Bakanlığı'dır. Ama buna herkes kendi konumu itibariyle katkı verir. Danışman olarak katkı verir, kurum başkanı olarak verir. Bunlar hepsi kolektif bir şekilde çalışılıp Cumhurbaşkanı'na arz edilir ve nihai karar oradan çıkar. Şimdi çalışma tarzı budur ve Cumhurbaşkanımız... Peki oradaki çalışmalar mı şu anki sistemde nihai kararların alınmasını sağlıyor yoksa bakanlıklarda mı? Yok, dediğim gibi herkes bir girdi sağlar orada. Herkes bir katkı sağlar bununla ilgili. Konusuna göre danışman arkadaşlar da katkı verir. Ama bunlar arasında böyle katı hiyerarşik ilişkilerin olduğu, işte birinin öbürünün ayağına basarak işte ön aldığı gibi algılar yaratılmak isteniyor. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir yönetim tarzına zaten müsaade etmez. O bütün verileri alır, herkesi dinler. Yani ben bu kadar kendisiyle yakın çalışan birisi olarak biliyorum. Yani MGK toplantısından özel güvenlik toplantıları, hani top secret toplantıları, diğer bütün ekonomiyle ilgili, sosyal politikalarla ilgili konulara kadar hepsine şahit olmuş birisi olarak ben bunu net görüyorum. İstişareye hakikaten önem veren bir liderdir Tayyip Erdoğan. Herkesi dinler, not alır. Bazen saatlerce dinler. Bazen derler ki ya niye bu kadar dinliyor bu kadar? 3 saat, 4 saat dinleyip not alır. Herkesi dinledikten sonra değerlendirme yapar ve kararını açıklayıp onaya sunar. Ve o karar haline gelir. Beştepe böyle dışarıdan söylendiği gibi siyasi rekabetlerin bir tür güç kavgalarının yaşandığı bir yer haline de geldi mi bir yanıyla? Değil. Bakın gene yani Cumhurbaşkanlığı makamının mehabetini ve ağırlığını koruma noktasında Cumhurbaşkanımız hep çok hassas olmuştur. Şimdi o yüzden mesela... Böyle kamplaşmalar, o gruplar, bu yok, gruplar... Yok, bunlara dediğim gibi müsaade etmez. Farklı görüşler olabilir. Yani X konusuyla ilgili bir arkadaşımız şöyle düşünebilir, bir başka bürokrat böyle düşünebilir, bir siyasi şöyle bir görüş belirtebilir. Bunlar bazen örtüşür, bazen ayrı düşebilir. Bu gayet normaldir. Yani siz diyelim ki bir medya kuruluşundasınız değil mi? Bir program yapıyorsunuz. Bununla ilgili çok farklı görüşler gündeme gelir. Ama neticede bir karar verilir ve buna uyulur. Şimdi tabii Cumhurbaşkanımızın çalışma tarzını yakından bilmeyenler genelde bu tür evhamlarda bulunur senaryolar yazabilirler. Ama işte pratiğe bakmak lazım. Yapılan edilen işlere bakıldığı zaman. Bunlar hakikaten çok uzun istişareler, detaylı çalışmalar neticesinde karara bağlanan konular. Bir de şu var, bunlar hakikaten millet karşısında bizim hesap verme sorumluluğuyla hareket etmemiz gereken konular. Hani bunlar böyle küçük siyasi hesaplara feda edilebilecek meseleler değil. Yani bu ülkenin bekasıyla ilgili konudur. Diyelim ki işte Afrin Operasyonu, diyelim ki DAEŞ'le mücadele, PKK'yla mücadele. Bu tür konularda yani kimse siyasi pozisyon peşinde koşmaz. Burada asıl olan devletin ciddiyeti içerisinde milletin menfaatine olacak kararları oluşturmaktır. Devlet protokolü değişecek mi? Değişecekse nasıl değişecek yeni sistemde? Şöyle, şimdi başbakanlık kalkıyor, başbakan yardımcıları kalkıyor, bakanlıklar yeniden yapılandırılıyor. Dolayısıyla o çerçevede tabii ki o protokol listeleri de ona göre yeniden şekillendirilecek. Şimdi eski protokol hep böyle bir tarafsız cumhurbaşkanı etrafında onu merkeze alarak kurulmuştu. Şimdi mesela yeni geçtiğimiz günlerde bir mevzu oldu. Çok tartışıldı. İkinci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aleyhinde konuşurken alkışlaması tartışmalara neden oldu. Mesela yeni sistemde böyle bir general Cumhurbaşkanı'nı alkışlayabilecek mi? Alkışladığında tartışma yaratacak mı? Şimdi öncelikle o iftar yemeğini bir tavsiye etmekte fayda var. Orası bir defa biz Malatya'daydık. Teskin verdiği bir iftarda. Hepimiz davetliydik orada. Ve bütün devlet protokolü oradaydı. Yani vali de oradaydı. İşte bölge komutanı da, savcısı da vesaire de. Metin Paşa da orada olduğu için, bölge komutanı olduğu için doğal olarak o da iftara katıldı. Katılmaması anormal olurdu. Katılmaması bir tavır gibi algılanırdı. Aslında orada zaten tartışılan iftara katılması değil. Ama önce öyle başladı. Daha muhalefet liderinin eleştirildiği sırada ama, onu alkışlaması. Ama bakın, ilk önce öyle başladı. Sayın İnce konuyu buradan açtı. Yani açıkçası bu çok da siyasetin kalitesine yakışmayan çıkışlar bana sorarsanız. Hani eleştirecekseniz başka şeyleri eleştirin. Ekonomi politikalarını, sosyal politikaları vesaire eleştirin. Ama şimdi bakın, normal şartlarda olması gereken bir şeyi siz çok zorlayarak siyasi bir polemik yaratmaya çalışıyorsunuz. Tersi olsaydı,
Metin Paşa katılmasaydı bu bir tavır gibi algılanırdı. Alkışlama meselesine gelince şimdi Cumhurbaşkanı konuşuyor ve herkes bir konuşma içerisinde birkaç defa alkışlanır. Yani her yerde bu olur. Alkışlamadı diye bu sefer başka spekülasyonlar çıkardı. Tartışmanın kendisi bence biraz sakil bir tartışma. Orada dediğim gibi bir parti faaliyetinde değil Metin Paşa. Yani bunun üzerinden apoletlerini sökeceğim, sökerim vesaire gibi çıkışlar bir kere devlet ciddiyetiyle de bağdaşmıyor. Aslında bu spesifik olayın dışında devlet protokolü dememin sebebi de oydu. Daha önce tarafsız bir devlet bürokrasi mekanizması vardı. Son dönemde özellikle üst kademedeki protokolde siyasallaşıyorlar mı tartışmaları var. Bu yeni sistem bu tartışmaları daha da derinleştirecek mi bu anlamda? Hayır, bakın şimdi... Tam da kutuplaşan bir Türkiye. Tarafsızlık dediğiniz zaman sanki hani siyasi kimlikler önemsizmiş gibi, milletin siyasi tercihleri anlamsızmış gibi bir mana çıkıyor buradan. Tersinden düşünelim. Eğer endişe şuysa, tarafsızlık kaybolduğunda ayrımcılık başlıyor gibi bir endişe varsa, yani Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı ki herkese eşit muamelede bulunsun, eşit mesafede bulunsun gibi bir şey söyleniyorsa, aynı eleştiriyi başbakan için de yapabiliriz. O da bu ülkenin başına milletin oylarıyla geliyor ve hizmet götürüyor. Bütün güç başbakanda, parlamenter sistemde, imkanlar elinde. Kaynakları istediği gibi paylaştırabilir değil mi? Ama bakın yani 16 yıllık AK Parti iktidarında özellikle Cumhurbaşkanımızla ilgili gerek başbakan olarak gerek Cumhurbaşkanı olarak hiç kimse çıkıp Tayyip Erdoğan'ın bir hizmet siyasetinde ayrımcılık yaptığını iddia edemez. Yani bir tarafsızlık eğer bir şey olarak görülüyorsa eşit mesafede olmak, şimdi bir siyasi figür olmak böyle bir ayrımcılığa götürecek gibi bir varsayımla hareket ediliyorsa ispat etsinler bunu. Nerede ayrımcılık yapmış Tayyip Erdoğan? Veya diyelim ki mesela 3,5 yıldır Cumhurbaşkanı şu anda. Mesela hangi konuda ayrımcılık yapmış? Yani diyelim ki vatandaşa götürülen hizmet konusunda mı, bölgesel politikalar konusunda mı, terörle mücadele konusunda mı? Bilmiyorum. Yani hangi konuda, eğitim konusunda mı, sağlık konusunda, hangi konuda ayrımcılık yapılmış? E şimdi yetki tek bir elde toplanıyor ve bu kişi millete direkt sorumlu. Yani eğer bu görevinin, makamının hakkını veremezse bir sonraki seçimde bunun da bedelini öder. Gelelim seçim stratejisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi meydanlara bakıyoruz. Kendisi de biraz dillendiriyor. Daha çok Muharrem İnce'yi muhatap aldığını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde o da bunun altını çizdi. Diğerlerinin isimleri yalnızca pusulada yazıyor dedi. Bu bir strateji mi? Özellikle İyi Parti ve Saadet Partisi sağ tabandan da oy alabileceği için özellikle CHP'yi, Muharrem İnce'yi mi muhatap oluyor? Şimdi stratejinin birinci önceliği tabii sizin kim olduğunuzu, ne vaat ettiğinizi anlatmaktır. Zaten baktığınız zaman yani bizim mitinglerimize, Cumhurbaşkanımızın konuşmalarına, salon toplantılarına %90-95 kendisini anlatıyor. Kendi vaatlerini anlatıyor, millete yaptığı hizmetleri anlatıyor, bundan sonra yapacaklarını anlatıyor. Siyasi olarak tabii ki seçim ortamında polemikler kaçınılmazdır. Çünkü diğer muhalif adaylar da her gün konuşmalarına bakın, tersine %90-95 Tayyip Erdoğan üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bu seçimde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı adayların adını bile anmamayı tercih ediyor. Bu bir oy kaybetme endişesinden kaynaklanıyor olabilir mi? Aslında yok, sorun bu. Şöyle söyleyeyim, yani diyelim ki Sayın İnce bir iddia ortaya atıyor. Bunun cevaplanması gerekir. Mesela böyle bir iddia ortaya atıyor. Diğer adaylar da atıyor ama onları pek... Yani kamuoyunda bunun ne kadar karşılık bulup bulmadığına da tabii bakılır. Yani bu tür şeylerde. Ama mesela Sayın İnce dedi ki sen 2001 yılında AK Parti'yi kurmadan önce gittin FETÖ ile Pensilvanya'da görüştün, icazet aldın. Böyle bir hikaye yazdı mesela. Bu cevaplanması gereken bir şey. Yani baştan sona yalan, yanlış, hiçbir aslı astarı olmayan bir iddia. Bunun elbette cevaplanması gerekir. Bu cevaplanır, geçer gider. Ama kampanyanın önceliği AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlatmak. Aslında şunu sormaya çalışıyorum. Türkiye'de bir sağ-sol seçmen dağılımı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da genellikle CHP'yi siyasi hayatı boyunca daha CHP'yi karşısında tutarak bu hep konuştuğumuz %50-50 dengesini tutturmaya, korumaya çalıştı. Şimdi bu seçimde ilk kez sağdan da çıkan adaylar var. Bu yüzden mi? Peki ben bir şey sorayım. Türkiye'de sağ-sol ayrımı %50-50 midir? Bununla ilgili çok tartışma var. Hepimiz şimdi, biliyoruz 60-40 olduğu, 70-30 olduğu tartışmaları yapılır. Ama bu aslında, seçim özelinde böyle bir stratejisi var mı? Aslında bu bile çok izah edici değil, açıklayıcı değil bence. Yani tabii ki siyasi parti tercihleri anlamında böyle bir dağılımın olduğu görülüyor. Bütün seçimlerde bu ortaya çıkıyor. İşte sol denen kesim işte
%30-35, işte sağ muhafazakar kesim %60-65 gibi. Bu söyle ama bunların çok böyle katı, böyle beton duvarlarla birbirinden ayrılmış toplumsal kesimler olduğunu düşünmek de yanlış olur. Öyle bir konu olur ki bu geçişkenlikler %80'lere, 90'lara kadar çıkabilir. Şimdi tabii ki Cumhurbaşkanımız yani partisini ilk kurduğu zaman muhafazakar demokrat bir parti olarak kurmuş AK Parti. Adı üstünde adalet ve kalkınma kavramları üzerinden gidiyor. Ama mesela 2002'de iktidara geldiğinde AK Parti'nin 2003, 4, 5 o yıllarda izlediği politikalara baktığınızda hakikaten toplumun tamamını kucaklamayı hedefleyen bir vizyon ortaya kondu. Bu vizyon muhafaza edildi aslında ama karşı taraf dediğimiz tırnak içinde gene ben böyle hani karşı taraf, o taraf, bu taraf terimleri de çok doğru değil aslında Türkiye açısından. Çünkü son tahlilde hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu ülkenin iyiliği için çalışıyoruz. Yani siyasi görüşü ne olursa olsun. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde olsun. En çok yöneltilen eleştiri işte o tarafları karşıt görüş haline getirmesi, kutuplaştırması ile iddia. Bu biraz yaşanan tecrübeler neticesinde ortaya çıkan bir sonuç. Bakın şimdi bir siyasetçi olarak düşünün. Yani Tayyip Erdoğan niye %52 ile 53 ile 54 ile ya da 55 ile yetinsin ki? Niye %65, 80, 90 almasın? Bu potansiyeli var aslında. Siz nasıl açıklıyorsunuz? Ama bakın bu kesimlere, kendisine oy vermeyen kesimlere ulaşmak için çok çaba sarf etti. Hala da ediyor. Yani daha kucaklayıcı bir politika mümkün mü tartışmasına siz ne diyorsunuz? Tabii ki mümkün ama bunun yani karşılıklı olması gerekir. Yani siz bir çaba sarf ederseniz bunun karşılığını da görmek istersiniz. Attığınız adıma karşılık bir pozitif bir tavrın, cevabın olmasını da beklersiniz. Bunu bir yaparsınız, iki yaparsınız ama o taraftan sürekli ret geldiği zaman, sürekli refüze edildiğiniz zaman dersiniz ki ya ben enerjimi hani artık daha ne kadar tüketeceğim? Ben üzerime düşeni yaptım. Buna rağmen bakın gene deminki konuya geleceğim. AK Parti 16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Tayyip Erdoğan Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak yönetiyor. Hizmet siyaseti noktasında özellikle yani vatandaşın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hizmetlerin herkese ulaştırılması konusunda sağmış, solmuş, kentliymiş, köylüymüş, doğuymuş, batıymış, işte Kürtmüş, Türkmüş, Aleviymiş, Sünniymiş böyle bir ayrım asla söz konusu olmamıştır. Adaylardan biri Demirtaş tutuklu. Buna dair çok tartışma var. Muhalefet liderleri serbest bırakılmalı diye hemen hepsi çağrıda bulunuyorlar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır konuşmasında da bu konudaki tavrının negatif olduğunu söyledi. Bir tarafıyla Cumhurbaşkanı seçilirse Türkiye'yi yönetmesine gayet meşruiyetle bakılması bir tarafta, öte yanda bu seçim sürecinde propaganda yapmak için tutuksuz yargılanmasının bile şüpheli, sakıncalı görüldüğü bir ortam. Bir çelişki yok mu burada? Yani Türkiye'yi yönetmeye aday birine biz propagandasını tutuksuz olarak yapmasına bir yanıyla şüpheyle bakıyoruz. Burada bir çelişki var mı sizce? Bence asıl derin çelişki Türkiye'yi yönetmeye aday birisinin PKK terör örgütüyle arasına net bir mesafe koyamaması. Bu yeni bir şey değil. Şimdi bakın hatırlayın HDP'nin ilk umut vaat ettiği yani çözüm sürecinin vesairenin gündemde olduğu günlerde hatırlayın. Beklenti neydi? HDP hem bir siyasi parti hem de bir aktör olarak terör örgütüyle arasına net bir tavır koyacak, mesafe koyacak ve bu konunun siyasi olarak çözümü için katkı sunacak. Beklenti buydu değil mi? Hep örnekler verilirdi. İşte İRA'dan, ETA'dan, İspanya'dan, İrlanda'dan, başka yerlerden. Oralardaki örneklerde hep neydi? Siyasi kanat bu işin öncülüğünü alır. Örgütü saf dışı eder, bir silahsızlanma süreci olur. Herkesin beklentisi bu yöndeydi. Ne oldu? Tam tersine maalesef HDP PKK'nın sözcülüğü rolünü üstlenmek durumunda kaldı. Veya tercih etti bunu. Bilemiyorum. Yani kendi içlerinde ne tür tartışmalar oldu vesaire. O arada bir sürü olaylar yaşandı. Terör örgütünün daha düne kadar ki işte hala devam ediyor bizim bu terör örgütüyle mücadelemiz. Yeni değil yani. Vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize, devlete karşı terör faaliyetleri bitmedi. Hala devam ediyor. Bugüne kadar HDP kanadından bu terörü açık ve net, amasız ve fakatsız kınayan, kendisini terörden bütünüyle ayrıştıran bir tavır gördük mü, görmedik mi? Bence asıl çelişki bu. Ama bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani Türkiye'yi yönetmeye bir aday, bir şahsın ya da bir partinin, işte bütün Türkiye'yi kucaklamaya aday bir partinin öncelikle diğer herkesten önce bu terör örgütüyle arasına çok net bir mesafe koyması gerekirdi. Biz bunu görmedik maalesef.
Bugünlerde çok tartışılan şeylerden bir tanesi de Cumhur İttifakı 24 Haziran'dan sonra devam eder mi, etmez mi? Geçtiğimiz hafta ben Tuğrul Türkeş'i konuk almıştım, AK Parti'den birinci sıra adayınız. O dedi ki, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da baktığımızda aslında 24 Haziran'da bu ittifakın devam etmeyeceğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak siz nasıl görüyorsunuz, 24 Haziran'dan sonra Cumhur İttifakı devam eder mi? Şimdi iki yönü var bunun. Birincisi daha resmi, formal yönü. Bildiğiniz gibi seçimlere giderken AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bir ittifak protokolü imzaladı. Bu seçimlere dönük bir protokoldür. Resmi bir kağıt imzalandı. İşte şu şu şartlarda bu iki parti seçimlere ittifak halinde girecektir diye. 25 Haziran'da protokol resmen bitiyor mu? Tabii o geçerliliğini yitiriyor çünkü artık seçim yapıldı, bitti. Fakat kastedilen şuysa bu iki partinin birlikte hareket etmesi, birbirine destek olması, bunu gerektirecek bir durum yok şu anda. Tabii 24 Haziran'daki çıkacak tabloyu da göreceğiz ama benim gördüğüm hem AK Parti'de hem MHP'de zaten bu yönde bir irade var. Yani memleketin temel meseleleri söz konusu olduğunda, terörle mücadeledir ve başka bir sürü konularda zaten bir iyi bir dayanışma yakalandı. İyi bir, yani o yeni kapı ruhunu devam ettiren bir atmosfer yakalandı. Bunun devam etmesini engelleyecek bir tablo yok şu anda. Dolayısıyla o yönüyle bu artık adı formal olarak ittifak olmayacak. Başka bir şey olacak o. O birliktelik, o dayanışma devam edecektir. Diyelim ki Cumhur İttifakı adına işler ters gitti. %50'yi yakalayamadınız. İttifak dağılır mı? Şimdi gene yani ittifak dediğim gibi formal manada 24 Haziran akşamı bitiyor. Yani bu işbirliği biter mi? İşbirliği niye bitsin ki? Tam tersine belki daha da yaklaştıracaktır AK Parti ile MHP'yi. Belli konularda. Ama bu şu demek değil, yani her konuda bu iki parti %100 aynı düşünür, aynı şeyi yapar. Görüş farklılıkları olabilir, farklı görüşler gündeme gelebilir. Şimdi AK Parti çok daha büyük bir kitlesel parti. Yani %50'lere kadar oy almış, büyük bir kitle hareketi. Dolayısıyla AK Parti'nin sosyolojisine baktığınız zaman, seçmen kitlesine baktığınız zaman çok daha kozmopolit, çok daha renkli, farklı bir sosyolojinin olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye sosyolojisini en iyi yakalayan taban AK Parti'nin tabanı. Kentlisi var, köylüsü var, Kürdü var, Türkü var, zengini var, orta gelirlisi var, genci var, yaşlısı var vesaire. Yani baktığınız zaman o sosyolojinin hemen hemen bütün unsurları AK Parti tabanında var. MHP de belli bir tabanı temsil ediyor. Bunların örtüştüğü yerlerde tabii ki bu tabandaki bu birlik tavana da işte ittifak olarak, dayanışma olarak, birlik olarak yansır. Şeyden sonra yani 24 Haziran gecesi ortaya çıkacak parlamento tablosuna bakılır o gün. Yani ona göre mutlaka değerlendirmeler yapılır. Ama genel olarak bu birlikteliğin, dayanışmanın devam edebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerilim söylentileri doğru değil, öyle mi anlamadım? Yok, ara ara görüş farklılıkları olabilir. Bu da normaldir. İbrahim Bey, soracak çok sorum var ama bir kısa reklam arasına gidelim. Bir sürü sıcak başlık var. Çok kısa bir ara, bir yere ayrılmayın. Gerçekten çok soracak sorumuz var. Birazdan buradayız. Açık ve Net'te Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la konuşmaya devam ediyoruz. İbrahim Bey, şimdi bu seçimde Kürt seçmenin oyu çok kritik, seçimin kaderini belirleyecek yorumları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Diyarbakır mitingi yaptı. Aslında bu seçimde özellikle iki meseleden dolayı, birincisi Barzani referandumunda Türkiye'nin verdiği tepki, ikinci ihtimal olarak da MHP ile kurulan ittifaktan dolayı Kürt seçmen bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermekte tereddüt edebilir yorumları yapılıyor. Siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Çünkü Cumhurbaşkanı Kürtlerin oyunu cepte görenlere indirilmiş bir tokat diye yorumladı o kalabalığı Diyarbakır mitinginde. Siz Diyarbakır mitinginde beklediğiniz ilgiyi yakaladınız mı, yoksa bir risk söz konusu mu? Şimdi öncelikle Diyarbakırlıların Cumhurbaşkanımızın mitingine ilgisi ve ziyaretine gösterdiği alaka gerçekten takdire şayandı. Yani sadece miting meydanında değil, sonrasında sokaklarda ki heyecan, duygu çok çok iyiydi, çok olumluydu. Dahası yetmedi, biz ilerleyemedik. Yani sürekli sokaklarda insanlar otobüsü kestiği için Cumhurbaşkanımız da orada bir pastaneye girdi. Bir buçuk saate yakında orada vatandaşlarla sohbet etti. Hakikaten Diyarbakırlılara teşekkür ediyoruz bu ilgi ve alakalarından dolayı. Şimdi orada mitingde verdiği en önemli mesajlardan bir tanesi, Kürt vatandaşlarımızın sahip olduğu özgürlükleri geriletecek hiçbir adım atılmayacaktır dedi.
yani özgürlüklerin korunması konusunda Cumhurbaşkanlığı olarak kendisinin, Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra izleyeceği politikanın da en önemli ipucunu aslında bu veriyor. Diğer detaylar konuşulabilir. Fakat ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın bizim Kürt vatandaşlarımızın temel meselelerini gerek hizmet siyaseti noktasında gerekse kimliğinin tanınması, onurlu, eşit vatandaş muamelesi görmesi noktasında hakikaten Türkiye'de bir devrim yaşandı. Bunu hiç kimse inkar edemez. Yani daha düne kadar, 5-10 yıl öncesine kadar bu ülkede Kürt olduğu için ayıplanan, aşağılanan, hor görülen, haksızlığa uğrayan, hatta zulüm gören Kürtler vardı. Ya bu geçmişin yanlış politikaları neticesinde, şöyle veya böyle şu devletçi, güvenlikçi politikalar vesaire neticesinde Kürt vatandaşlara bu haksızlık yapıldı. Ama Kürtler bir ikinci haksızlığa da PKK terör örgütü elinden maruz kaldılar. Yıllarca iki sebepten. Bir, fiili şiddetine maruz kaldılar. Yani PKK'nın örgüt içi infazlarını hiç kimse unutmadı. İkincisi de sanki PKK terör örgütü Kürtlerle özdeşmiş gibi, bütün Kürtler PKK'yı destekliyormuş gibi bir algı yaratılarak Kürtlere karşı bir başka algı operasyonu yapıldı. Baktığınız zaman milyonlarca Kürt PKK'nın ne ideolojisine, ne yöntemine, ne terör taktiğine, hiçbir şeyine asla onay da vermez, desteklemez de. Bunu da zaten görüyorsunuz. Yani AK Parti'nin aldığı Kürt oylara bakıyorsunuz, Tayyip Erdoğan'ın aldığı Kürt oylara bakıyorsunuz. Şimdi buradaki bir noktayı daha vurgulamak isterim. Çünkü Kürt meselesi gündeme her geldiğinde bu bize soruluyor. İşte bu meseleyi çözecek misiniz? Şimdi işte daha işte çözülmedi vesaire gibi, şu var bu var gibi şeyler. Bir soruyla açayım. Sizden önce birkaç hafta önce Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından İlnur Çevik tam sizin oturduğunuz yerde dedi ki seçimlerden sonra yeni bir çözüm süreci olabilir, neden olmasın. Sonraki gün ilk açıklamayı da siz yaptınız. Ben de bir açıklama yaptım. Çünkü var mı böyle bir durum? Bakın o çözüm süreciyle ilgili defter kapatıldı. Orada uzun süre şimdi onun izahı, yani çok şey yaşandı orada. Büyük bir tarihi fırsat kaçırıldı. Şimdi biz terörle mücadele ediyoruz ve Kürt vatandaşlarımızla terör örgütünü birbirinden çok net bir şekilde ayrıştırıyoruz. Olması gereken de bu zaten. Örgüt ise şunu yapıyor, terör örgütü. PKK'nın örgüt gündemini Kürtlerin talebiymiş gibi, Kürtlerin gündemiymiş gibi dayatmaya çalışıyor. Şimdi baktığınız zaman bu konuyu gündeme getirenlerin başlıklarına neler söylüyorlar, şunların yapılması dediğinizde bunlar Türkiye'deki ortalama Kürt vatandaşların talepleri değil. Bunlar örgütün talepleri. Ama onlar bunu Kürtlerin talebiymiş gibi, Kürtlerin meselesiymiş gibi sürekli empoze etmeye çalıştılar. Geçmişte de bunu yaptılar. Somut hangi talepler? Kürtlerin talebi değil, örgütün talebiydi. İşte Öcalan'ın serbest bırakılması. Sürekli bunu dile getirdiler. Hala aynı şeyi söylüyorlar. Ya, yok ev hapsine alınsın da şöyle olsun da görüştürülsün de şunu yapılsın da bunu yapılsın da. Bölgesel yönetim, işte yerel bilmem ne diyorlardı ona... yerel özellikten öte öz yönetim işte orada kendi güvenlik birimlerimiz oluşsun. Öz savunma vesaire gibi. Bakın bunların hiçbirisi Kürtlerin talebi değil. Bunlar örgütün talepleri. Şunlara af çıkartılsın. İşte Avrupa'da şunlar tanınsın, edilsin vesaire. Bunlar bakın bugün işte dedim ya 2 gün önce biz Diyarbakır'daydık, Adıyaman'daydık. Kürt vatandaşlarımızla beraber oturup bunları da konuşuyoruz. Şimdi Batı'da da şöyle bir algı yaratıldı. PKK'lı olmayan Kürt, Kürt değildir. Öbür Kürtler dikkate bile alınmaz hale geldi. Bunu maalesef Amerika'nın PYD'ye, YPG'ye, Suriye'de verdiği destek de bu noktaya getirdi biraz da. Yani Batı basını üzerinden de bu sürekli pompalandı bu propaganda. Bir Suriyeli bir Kürt eğer YPG'li, PYD'li değilse tırnak içinde Kürt değildir. Ancak onlar yani YPG'li, PYD'liler Suriye'de, Türkiye'de de PKK sempatizanı ya da direkt PKK'lı olan Kürtler muhatap alınır diye. Bakın Kürtlerin ana dillerini konuşması, siyasi propaganda yapabilmeleri, devletin sunduğu imkanlara ve haklara eşit erişime kavuşmaları, sosyal hiyerarşide, mobilizasyonda önlerinin açılması, yatay hareketlilikte önlerinin açılması, bütün bunlar, daha spesifik şeyler de var, yayla yasaklarının kaldırılması, o dönemde uygulanan OHAL'in kaldırılması gibi birçok alanda hakikaten devrim mahiyetinde adımlar atıldı. Şimdi bunları yapmış bir siyasi lider olarak Tayyip Erdoğan çıktı Diyarbakır'da gene dedi ki sizin hakkınızın, hukukunuzun savunucusu ve teminatı benim dedi. Ve bu verilen hak ve hukuk haklardan asla bir geri adım söz konusu olmayacaktır.
Ama bir yandan da seçmenin beklentileri var. İşte daha önceden hep söyleniyordu, güvenlikçi politikalardan uzaklaşılacak diye. Şimdi tekrar güvenlikçi politikalara mı dönüldü? Ama bana işte bir örnek verin. Sayın Bahçeli bana bir örnek bu konuda verin. Hep itiraz ediyor ama MHP ile ittifak acaba Kürt seçmenin oyunu etkiler mi? Barzani meselesi. Bütün bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürt seçmenin bakışını değiştirmiş mi? Siz Diyarbakır'da biraz gerçekçi konuşacak olursak nasıl bir tablo gördünüz? Şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın Kürt vatandaşlarımız için yaptığını en iyi Kürtler biliyor. En iyi Kürtler biliyor. Diyarbakır'daki, Hakkari'deki, Şırnak'taki ama aynı zamanda İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki Kürt de biliyor. Yani gelip dediğim gibi o yatay ve sosyal dikey mobilite içerisinde toplumun farklı kesimlerine ulaşabilen, farklı imkanlar elde edebilen, devletin imkanlarından faydalanabilen, Türkiye'nin bu zenginleşme sürecinden pay alabilen insanların hepsi biliyor. Şimdi tabii aşırı politize olmuş çevreler bazen bu hizmet siyasetini çok küçümseyebiliyorlar. Tabii ki diyor devletin görevi işte yol yapacak, hastane yapacak, okul yapacak, havaalanı yapacak. Elbette yapacak. Ama önemli olan bunu yaparken bir ayrımcılık var mı yok mu? Buna bakalım. Yani bu ülkenin batısına, Orta Anadolu'suna, Ege'sine ne kadar yatırım yapıldıysa, yapılıyorsa doğusuna da yapılıyor. Ve bunu dediğim gibi bakın ortalama Kürt vatandaşı çok iyi görüyor. O yüzden Tayyip Erdoğan'a büyük bir güveni var. Çok büyük bir güveni var. Bunu da yani ne örgüt gölgeleyebilir, ne Batı propagandası gölgeleyebilir, ne başka aktörler gölgeleyebilir. Şimdi MHP ile ittifak meselesine gelince. Tabii ki MHP bir hani Türk milliyetçisi bir hareket olarak bazıları tarafından ha bu demek ki Kürt meselesinde sorun olacak bir şeydir diye konumlandırmak isteyebilir. Ama mesela Devlet Bey'in açıklamalarına bakın. Bugün Kürt vatandaşlarımızın eşit vatandaş olarak muamele görmesi konusunda Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın söylemlerinin aksine bir söylemi olmuş mudur? Onlar da bizim vatandaşımızdır, bu ülkenin insanlarıdır. PKK terör örgütüyle Kürtleri net bir şekilde birbirinden ayrıştıralım ifadesinin dışında bir yaklaşımı olmuş mudur? Buna bakmak lazım. Şimdi demin bir Barzani meselesini söyledim. Evet. Ona da bir açıklık getirmek isterim. Şimdi Irak Kürtleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkileri dönem dönem inişli çıkışlı aşamalardan geçmiştir. Bu doğru. Ama son 10 yıla baktığınız zaman hakikaten iyi bir ilişki kuruldu. Ta ki bu referandum meselesine kadar. Bu bağımsızlık referandumu meselesine kadar. Ve orada Erbil bir hata yaptı. Bunu orada Erbil'de kime sorsanız onlar da kabul ediyorlar bunu. Zorla, belki sonucunu göre göre veya görmeyerek bilemiyorum, bu referanduma gittiler. Yani Irak'taki siyasi dengeleri göz ardı ederek, bölgesel dengeleri göz ardı ederek, hukuki şartları son derece zorlayarak bir referanduma gittiler. Evet çıkmış olmasına rağmen mi bunu söylüyorsunuz? Elbette çünkü... Çünkü AK Parti bir anlamıyla seçmene çok da... saygı gösteren bir siyasi yapı. Elbette ama acaba bu tercih şu anda Irak Kürtlerinin lehine midir değil midir? Bunu tartışmak lazım. Yani tercihinin böyle bir hakkının olmasını tartışmıyoruz. Bu tercih doğru bir tercih mi şu konjonktürde? Acaba Irak Kürtleri için Irak'tan ayrılmak, bölünmek mi daha doğrudur? Çünkü yoksa Irak'ın bütünlüğü ve bütün sorunlarına rağmen Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde zaten bir federal bölgeye sahipler. Zaten kendi idari özellikleri var. Zaten kendi başbakanları var, kendi başkanları var, parlamentoları var vesaire. Bu acaba Kürtlere fayda mı getirdi, zarar mı getirdi? Bunu hesaplamak lazım. Elbette biz bir tepki gösterdik. Çünkü her konuda yanında olduğumuz Erbil'in, yani güvenlikten, ekonomiye, petrolden, sınır ticaretine kadar her alanda yanında olduğumuz Erbil'in böyle bir konuda Türkiye ile istişare etmeden, Türkiye'nin görüşlerini dikkate almadan bir referanduma gitmesi elbette bir tepkiye yol açacaktı. Biz de bu tepkiyi gösterdik. Burada bir yani baktığınız zaman hani Türkiye'deki hep şey söyleniyor işte Türkiye'deki Kürtler Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta izlediği politikalardan etkilenir. Elbette etkilenir. Ama bunu pozitif açıdan baktığınızda daha hiç kimsenin gündeminde Suriye Kürtleri diye bir şey yokken Cumhurbaşkanımız o zaman Esed'le daha bu savaş vesaire başlamamıştı, Suriye Savaşı. İlişkilerimizin iyi olduğu dönemde ilk defa Suriye Kürtlerine hukuki statü ver, bunların kimliklerini ver diyen lider Tayyip Erdoğan'dır. O tavrı değişmedi ki. Biz Suriye'den mesela Kobani olayları olduğunda 100 binden fazla Kürdü, Kobanili Kürdü Türkiye tarafına aldık.
Ama bir yandan Suriye'den, da benzer şekilde Kobani düştü düşecek lafının 7 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine bir sonuç doğurdu. Şimdi de acaba Barzani referandumu bir benzer bakın, tepkiye neden olur mu diye tartışılıyor. Bakın çok çabuk unutuyoruz. Kobani meselesi Cumhurbaşkanımızın aleyhine kullanıldı. Yaşanan gerçeklik çok farklıydı. Bakın DAEŞ Kobani'ye girdiği zaman bizim ilk teklifimiz neydi? Biz Irak peşmergelerini getirelim. O zaman koridor açıldı, izin verildi. Koridor açtık. Hür Suriye ordusunu oraya getirdik. Dedik ki bunlar güneyden, siz kuzeyden, yani peşmergeler kuzeyden, Hür Suriye ordusu güneyden girsin ve DAEŞ'i orada temizleyelim. Kobani halkını da koruyalım. PYD'nin tavrı ne oldu? Biz hiçbirinizi burada istemiyoruz. Bize sadece silah verin. Kobani bir bahane oldu, bir vesile oldu onlar için. Daha fazla silahlanmak için. Amerikan yönetimi de orada bunu bir bahane olarak kullandı. O zaman burada tarihi bir soru sorayım. Daha sonrasında Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli o gün peşmergeye yol açılmasını çok eleştirdi. Bugünden baktığınızda siyaseten bir hata mıydı? Hayır. Bakın bizim birinci derdimiz Kobani halkını korumaktı. Ve biz bunu büyük oranda da sağladık. Kobani'de bakın yanlış hatırlamıyorsam bir hafta içerisinde biz 170-180 bin şehir sakinini Türkiye tarafına geçirdik. Kobani'de sivil kayıpları olmadıysa bunun temel sebebi bizim sınır kapımızı açmamızdı. Ve bunlar Kürtler, Suriye Kürtleri. Şimdi Türkiye'nin Suriye ya da Irak Kürtlerine karşı negatif bir tavrı, ön yargısı olsaydı bunların hiçbirisi yapılmazdı. Bu seçim sürecinin başlangıcında adaylar, muhalefetin adayı kim olacak diye tartışılırken Abdullah Gül'ün adayı olup olmayacağını tartıştı Türkiye. O günlerde bir ziyaret, sizin ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'e ziyareti büyük gündem yarattı. Abdullah Gül'den sonra çıkıp bunu bir nezaket ziyaretiydi diye yorumladı ama muhalefette çok eleştirdi bunu. Önce düz sorayım. Bu ziyaretin nedeni neydi? Niçin gitmiştiniz? Şimdi bu ziyaret tamamen Hulusi Akar Paşa'nın ve benim Sayın Abdullah Gül'le olan şahsi hukukumuza binaen yapılmış bir ziyaretti. İzleyiciler bunun, bilmeyebilir. Şahsi hukuktan kastınız nedir? Yani Hulusi Paşa'nın bildiğim kadarıyla 40 yıla varan bir dostluğu var Sayın Abdullah Gül'le. Nereden başlıyor bu? Kayseriler ta lise yıllarından, üniversite yıllarından tanışıklıkları var. Sonraki yıllarda da bu ilişkileri devam etti. İkisi de devletin farklı görevlerine, makamlarına geldikleri zaman da bu ilişkileri devam etti. Ta ki bugüne kadar. Benim de yaklaşık 15 yıldan fazla bir süredir Sayın Abdullah Gül'le bir tanışıklığım, bir hukukum var. Kendisi hem Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı iken, hem Cumhurbaşkanı iken ortak birçok çalışma yaptık. Dolayısıyla böyle bu hukuka binaen yapılmış bir ziyaret. Bunun dışında buna işte gittiler, ultimatum verdiler, işte uyardılar. Bir tür darbeydi yorumları. Bir tür darbeydi gibi siyasi istismar konusu yapılan meselelerin hiçbirinin gerçekle bir ilgisi yok. Sayın Abdullah Gül de zaten o yüzden çıktı. Bu bir nezaket ziyaretiydi dedi. Biz gittik görüşlerimizi açıkladık. Tamamen kendi şahsi inisiyatifimizle görüşlerimizi açıkladık. Kendisi de kendi görüşmelerini açıkladı. O zaman bu program açık ve net. Açık ve net sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan mı gitmenizi istedi? Hayır. Bilgisi dahilinde gittik ama onun talebi üzerine değil. Biz kendi inisiyatifimizle gittik oraya. Ne bu konuşuldu? Ne dediniz? Gündemdeki konuyu. Birinci sorumuz sizinle ilgili işte aday olacak, böyle bir hazırlık var gibi şeyler konuşuluyor. Biz bizzat sizden duymak istedik. Böyle bir şey var mı yok mu diye. Ve onunla ilgili konuşmaları yani gerekli şeyleri, konuları etraflı bir şekilde değerlendirdik. Ve tamamen nezaket çerçevesinde. Yani böyle bir çok senaryo yazıldı. Ben de ilk defa konuşuyorum evet, bununla ilgili. Evet, bu programda ilgili. Aslında ilk kez açıkladım. İlk defa konuşuyorum siz sorduğunuz için. Ama bunun böyle bir siyasi istismar malzemesi yapılması yani bir faydası da olmadı bana sorarsanız bunu hedefleyenlere. Siyasete de bir katkısı olduğunu ben düşünmüyorum. Netice itibariyle de Sayın Gül aday olmadığını açıkladı. Konu kapandı gitti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsünüz, Cumhurbaşkanlığı külliyesi yapıldığından bu yana tartışmaların odağında. Yani daha ilk projelendirme... İdi, artık değil. Değil mi peki? Hala öyle aslında. Projelendirme inşaatından harcamaları, dekorasyonu, giderleri, her şeyi sürekli aslında hala gündemde. Çünkü şu anda diğer Cumhurbaşkanlığı adayları da bunu gündeme getiriyorlar. Örneğin Muharrem İnce, Beştepe'yi satacağım diyor, ekonomiye buradan kaynak sağlayacağım diyor, Akşener Üniversite yapacağım diyor. Önce düz bir soru sorayım. Aylık gideri 21 milyon, aylık elektrik faturası 700 bin gibi iddialar var.
Doğru mu bunlar? Şimdi tam rakamları önümde değil, bilmiyorum ama şunu söyleyeyim bakın. Şimdi burası devleti temsil eden milletin evidir. Şimdi burayla ilgili ilk proje ortaya atıldığı andan itibaren belli çevrelerin, biraz da Gezi'den kalan tamamlanamamış aktivizm duygusuyla buraya yüklendiklerini biliyoruz. Yani arsa tahsisinden binanın projesine kadar. Biz de hep şunu söyledik. Bakın burası hiç bir kimse için yapılmıyor, bir şahıs için yapılmıyor. Şöyle düşünüyorlarsa, yani Tayyip Erdoğan kendi şahsi konforu için, rahatı için bunu yapıyor. Bunun bir kere herhalde külliyeye gelen herkes az çok görmüştür. Öyle iddialar ortaya attılar ki, yok altın klozetler, şunlar bunlar vesaire. Ben ofisime gelen kişilere söylüyorum. Yani ben de Cumhurbaşkanlığı yapısı içinde belli bir yerde olan birisiyim. Ofisime geldiği zaman insanlar, bura sizin ofisiniz mi diyor. Yani evet diyorum, bu işte. Hani şurada gizli bir düğme yok yani. Basınca başka bir odalar falan açılmıyor yani. İşte hepsi bu. Peki bu burada kadar bir dev bir komplekse gerçekten ihtiyaç var mıydı? Ben sizi ziyaret ettiğimde, açık konuşayım, odanızı bulmakta biraz zorlanıyorum. O kadar çok oda var ve gerçekten o kadar büyük bir bina ki ister istemez devlete harcama yükü de fazla. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı yönetimi için samimiyetle soruyorum bunu. Bu kadar büyük bir komplekse ihtiyaç var mıydı? Yeni sisteme geçtiğimizde bütün o birimler orada toplanacak. Bağlı kurumlar, bakanlıklar, ilgili bürokrasi, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı. Şimdi bu biraz yani ölçek büyütme meselesi. Türkiye büyüdükçe, vizyonu büyüdükçe siz kendinizi mümasil örneklerle mukayese etmeye başlarsınız. Kendinizden daha aşağıda geride olanlarla değil, kendi denginizle, hatta kendinizden daha büyük olan ülkelerle mukayese etmeye başlarsınız. Beyaz Saray'a gittiğinizde de bir odayı bulmakta zorlanabilirsiniz. Kremlin'e girdiğinizde de zorlanabilirsiniz. Ama onların dış borcu belki bizimki kadar değildir. Ama bakın işte kimle karşılaştırıyoruz biz kendimizi? Yani Çin'e gittiğinizde de, Arap ülkelerine gittiğinizde, Türkiye Cumhuriyetlere gittiğinizde. Şimdi bunu bir Cumhurbaşkanlığı kompleksinin oda sayısı vesaire üzerinden analiz etmek hakikaten çok küçük vizyonlu yaklaşımlar. Yani daha o şeyin, zihnin açılmadığının işaretleri. Ama bir de şunu söyleyeyim. Bakın biz ne kadar oldu? Yaklaşık 3 yıl oldu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınalı ve orada faaliyetlerimize başlayalı. Yüz binlerce insan ziyaret etti. Biz her yıl bunun rakamlarını açıklıyoruz. Web sitemizde de var. İsteyenler oradan tam rakamları alabilirler. Kaç devlet başkanı gelmiş, kaç heyet gelmiş, kaç muhtar gelmiş, kaç vatandaş gelmiş, kaç asker gelmiş, polis gelmiş, sanatçı gelmiş, sporcu gelmiş, ziyaretçi gelmiş, öğretmen gelmiş vesaire vesaire. Orası hakikaten milletin evi haline geldi. Ve insanlar geldikleri zaman işte budur. Yani beni temsil etmesi gereken binanın, makamın, bahçenin, odanın, ofisin standardı bu olmalıdır demesi. Bu çok önemli bir şey. Bu milletin, yani bu izzetiyle ilgilidir, bu milletin temsil kabiliyetiyle ilgilidir. Devlet başkanları geldiği zaman, biz de gidiyoruz dünyanın her yerinde, ne tür ortamlarda karşılandığımızı biliyoruz. Ya bakın başbakanlık binası Ankara'da, bilenler bilir. Yani bir küçücük caddedir, eski başbakanlık binasından bahsediyorum. Bir yağmur yağar tören yapamazsınız, araçları alamazsınız, bandoyu koyacak yeriniz yoktur. Arkaya doğru binalar başbakanın makamı haricinde lokomotif gibi arkaya doğru gider. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmesi gereken bina? Sizin aynı zamanda müzikle ilginiz var. Arif Sağ'da hocanız. Son günlerde bir MESAM tartışması var biliyorsunuz. MESAM'a bir kayyum atandı. Ondan sonra da Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Rıza Binboğan'ın da aralarında bulunduğu bir takım muhalif sanatçılar MESAM'dan ihraç edildi. Sizin hocanız, siz bu MESAM tartışmasına nasıl bakıyorsunuz? Çünkü Yavuz Bingöl de bir yandan yakın arkadaşınız, birlikte beste yapıyorsunuz. Ya benim için üzücü. Yani Arif Hoca'yla Orhan Gencebay'ın bu polemikleri, işte MESAM'da yaşananlar, ya benim için üzücü. Ama ben detaylarını bilmiyorum, o tartışmaya hiç girmedim, girmek de istemem. Çünkü son tahlilde bir mesleki kuruluş içerisinde arabuluculuk yapmaya denediniz mi? Her iki tarafı yok, da bilen biri olarak. Yok, öyle bir şeyim de olmadı. Keşke bunlar yaşanmasa. Keşke bundan sonra bir düzeltme imkanı olsa. Çünkü son tahlilde yani bir mesleki kuruluş içerisinde yaşanan bir tartışma var. Yani benim uzaktan görebildiğim kadarıyla, ben MESAM'ın yapısını çok bilmiyorum. Yani
Hatta ben bir iki bestemden dolayı arkadaşlar dediler ya MESAM'a üye olman lazım işte bu telif hakkından ziyade, telif ücretinden ziyade kayda geçirmek için bunun senin eserin olduğunun bilinmesi için vesaire. Onu bile ben ihtiyatla karşıladım ve şey yaptım, yok dedim gerek yok yani o tartışmanın içine çekilmek istemem ben. Hı hı. Ama hani bu mesleki kuruluş iyi yönetildi, kötü yönetildi bilemiyorum. 2-3 tane benzer mesleki kuruluş var bildiğim kadarıyla. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Ve inşallah bir şekilde yani bakın bizim sanatımızı, Anadolu irfanımızı, müziğimizi, geleneğimizi yaşatan ustaların böyle bir polemiğin içine girmesi herkesi üzüyor. Yani bunun yerine hakikaten bir çözüm yolunu bulmalarını ben çok arzu ederim. Süremizin biraz sonuna geliyoruz. Sizinle birkaç dış politika sorusu da soracağım. Soramadıklarımı Habertürk gazetesi için de bir röportaj yapacağız programdan sonra. Oraya saklayacağım. Bu programda sorularınızın cevabını alamadığınızı düşünüyorsanız gazete röportajımıza da bakın lütfen. Şimdi bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo dün aslında görüştüler ve Münbiç konusunda bir anlaşmaya varıldı. Tam olarak bir yani PKK-YPG terör örgütünün çıkarılması konusunda uzlaştık dedi Sayın Çavuşoğlu. Ne olacak? Tam eylem planı ne? Şimdi bu Sayın Bakanımızın dün yaptığı görüşme önemli hakikaten. Tillerson Amerikan Başkanı iken ilk bunun müzakereleri başlamış idi. Ve arkadaşlarımızın hakikaten çok güzel yoğun çalışmalarıyla hem dışişleri hem genelkurmay hem de Milli İstihbarat Teşkilatımızın iyi bir yol haritası ortaya çıkartıldı. Bir takvim var, takvimlendirildi. Çünkü daha önce bize böyle ucu açık süreçlerden bahsediliyordu. Biz bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Güveniyor muyuz? Çünkü ABD ile bu YPG'ye destekleri konusunda uzun zamandır uyarıda bulunuyor Türkiye ama pek de bir sonuç alınamıyor. Bu anlaşmaya ilişkin olarak artık en üst düzeyde Dışişleri Bakanları bir metin üzerinde mutabık kaldılar, onaylatıldı ve bu ilan edildi. Artık yani buradan geri dönüş söz konusu olmaz. Dolayısıyla Münbiç ile ilgili spesifik olarak belli bir zaman takvim içerisinde YPG, PYD unsurları oradan çıkartılacak ve güvenlik ortak operasyonlarla orada sağlanacak. Bu çok önemli bir başarı diplomasi açısından. Yani bizim yaklaşık işte neredeyse bir yıldır gündeme getirdiğimiz, sürekli gündemde tuttuğumuz bir konunun böyle neticelenmesi güzel. Yani ilişkilerimiz açısından da iyi, Suriye açısından da iyi. Çünkü Münbiç bir Arap şehri, yani PYD'nin YPG'nin orada ne işi var? PYD'nin YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekir. Bu Münbiç bağlamında önemli bir başarı. Fakat mesele burada bitmiyor. Yani bizim baştan beri temel itirazımız Amerika'nın Suriye'de yanlış aktörlerle iş tutuyor olması. Bu konuda hepimizin gözü önünde cereyan ettiği için benim de söylememde bir mahsur yok. Aslında Sayın Trump bu politikanın değişmesini istiyor. Artık YPG'ye, PYD'ye silah ve para yardımı yapılmaması gerektiğini söylüyor. Bunu bize telefon görüşmelerinde de söyledi. Bir iki yerde acaba bize başka onlara başka konuşuyor olabilir mi? Sanmıyorum. Olan şey biraz Amerikan sistemi içerisinde farklı gruplar birbirleriyle rekabet halindeler. CENTCOM var, Pentagon var, CIA var, Dışişleri var, Beyaz Saray var. Bunlar içerisinde bu konu gidip geliyor. Fakat bu sadece PYD ile ilgili bir sıkıntı değil. Baktığınız zaman başka konularda da Amerikan yönetimi içerisinde bu tür farklı grupların rekabeti sonucu doğan, ortaya çıkan bir belirsizlik var, bir kafa karışıklığı var, tutarsızlıklar var. Yani şimdi biz de bunu PYD-YPG bağlamında yaşıyoruz. Bizim pozisyonumuz yine aynı. Siz PKK terör örgütünün Suriye'deki koluyla işbirliği yaparak DAEŞ'le mücadele edemezsiniz. Bu yanlış bir yoldur. Suriye'nin geleceği açısından da, toprak bütünlüğü açısından da yanlış bir politikadır. Bundan bir an önce vazgeçin. Bizim beklentimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile her türlü ilişkisini kesmesidir. Münbiç bu konuda atılmış önemli bir adım ama arkasının gelmesini de bekliyoruz. Rusya ile ilişkiler ikisinin arasında mı kalıyoruz? Bütün bunları daha sonra gazete için konuşalım. Bir cümle şunu söyleyeyim, tabii, müsaade buyurun. Edin. Bakın burada çok önemli bir diplomasi başarısı var aslında baktığınız zaman. Şimdi biz Suriye'nin batısında özellikle İdlib'de Rusya ile ve İran'la koordinasyon halinde o bölgede güvenliği sağlıyoruz. Afrin operasyonunu tamamladık. Şimdi Suriye'nin doğusunda Münbiç'te Amerikan yönetimiyle o bölgenin güvenliğini sağlıyoruz. Burada o zaman çok genel bir soru. Bu çok önemli bir denge. İşte tam bu dengeyi soracağım. Türk dışişleri, bir şey değil. Türk dışişleri politikası, stratejisi hep öteden beri
Rusya, ABD ve denge üzerine kuruluydu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığının ilk yıllarında dış politika paradigması değişti. Daha aktif bir dış politikaya yönelildi diye bir söylem vardı. Daha sonradan Suriye politikası çok eleştirildi. Türkiye şimdi yeniden bir denge politikasına ve bu anlamda dış işlerinin geleneksel çizgisine mi dönüyor? Şimdi dış işlerin geleneksel çizgisi siyasi iradeden bağımsız şekillenmez. Sizin bir büyükelçi şapkanız evet. da var. Yani orada dış işleri mensuplarımıza da zaman zaman çok haksızlık ediliyor. Hani sanki işte onlar siyasi iradeyi dinlemez, bildiklerini... Hayır böyle değil, dış işleri böyle çalışmaz. Hazırlığını yapar, getirir, nihai kararı siyasi iradeye bırakır. Bu bakandır, başbakandır, cumhurbaşkanıdır. Şimdi dış politikadaki aktivizm gerçekten takdire şayan. Bunu herkes görüyor. Yani Afrika'dan Latin Amerika'ya, Kafkaslardan Orta Asya'ya kadar hemen her alanda Türk dış politikasında muazzam bir hareketlilik var, bir genişleme var. Vizyon ve ufuk genişlemesi var. Biz de dış politikaya bir 360 derece perspektifinden bakıyoruz. Sıfır toplamlı bir oyun olarak bakmıyoruz. Yani bizim NATO üyesi olmamız, AB'ye üyelik için müzakerede bulunan bir ülke olmamız, bizim Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Afrika'da aktif olmamızı asla engellemez. Avrupalı ülkeler Orta Doğu siyasetine müdahale ettikleri zaman ya da buralarda aktif oldukları zaman, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Yemen'de, Ürdün'de, başka yerlerde, Filistin meselesinde, kimse bunu bir eksen kayması olarak görmez, eleştiri konusu yapmaz. Ama ne zaman ki Türkiye buradaki alternatiflerini arttırır, Afrika'ya açılım yapar, hemen bunu Türkiye Batı İttifakı'ndan uzaklaşıyor diye birileri lanse etmeye çalışır. Bu Avrupa merkezci bakış açısından da artık kurtulmamız lazım. Açık ve net iki soruyla kapatıyorum. Siz tecrübeli bir isimsiniz. Peki yeni kabinede bakanlık beklentiniz var mı? Siyasete girme planınız var mı? Yok. Ben böyle bir beklentim yok. Takdir Cumhurbaşkanımızın. Önemli olan herkesin bulunduğu yerde görevini en iyi şekilde yerine getirmesidir. Cumhurbaşkanı talep ederse? Kısmet. Peki son soru. Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç. Bir Fenerbahçeli olarak ne düşündünüz? Hayırlı uğurlu olsun. Yani kongrede oylamalar yapıldı, seçim yapıldı. Ben yeni yönetime başarılar diliyorum. Eski yönetime teşekkür ediyorum. Hani ben yönetimde falan değilim, kongre üyesi değilim ama hani bir dışarıdan bir Fenerbahçe taraftarı olarak söyleyeyim. Fenerbahçe'nin başarılı olması hepimizi sevindirir. Onun kadar önemli olan Türkiye'de sporun, futbolun kalitesinin yukarı taşınması. Mesela basketbolda Fenerbahçe bunu yaptı hakikaten. Geçen yıl bize büyük bir gurur yaşattı. Yani Euroleague şampiyonluğunu aldı. Bu yıl aynı şekilde hani kupayı alamadık ama en azından finali oynadık tekrar. 3 yıl üst üste finali oynaması çok önemli. Türkiye'de de basketbol başarısı. Diğer branşlarda da umarım devam eder. Yani yeni yönetime ben başarılar diliyorum. Değişim iyi oldu diyor musunuz? Türkiye'de hem futbolun hem spor yönetiminin yani kalitesini arttıracak, yeni açılımlar getirecek, Türkiye'yi, Türk sporunu dünyaya açacak, dünya sporunu Türkiye'ye getirecek açılımları inşallah bundan sonra da yapmaya devam ederler. Açık ve Net'in bugün için sonuna geldik. Özellikle Hulusi Akar'la birlikte gerçekleştirdikleri Abdullah Gül ziyaretine dair bugün İbrahim Kalın ilk kez bu programda bütün detayları anlattı. Teşekkür ederim kendisine. Bir dahaki hafta yine böyle her şeyi açık açık konuşacağımız bir başka Açık ve Net'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.